Netanyahu bölgede büyük bir savaşın çıkması için elinde benzin bidonuyla dolaşıyor sevgili arkadaşlar. Bu Biden sanki kendinden habersiz gibi davranması da sadece ve sadece İran'ı teselli etmeye yönelik olarak bir algı operasyonudur. İsrail, İran'ın önüne ve radikal siyasi hareketlerin önüne Orta Doğu'da atılmaz sevgili arkadaşlar. ABD canını takar, yani böyle elinden gelen tüm her şeyi yapar ve İsrail'in asla zarar görmemesi için ekonomik, siyasal, askeri olarak tüm olanaklarını kullanır sevgili arkadaşlar. Şimdi yine bugünkü kapak konumuzdan bir tanesi. Üçüncü Dünya Savaşı kapadı. Instagram'ı kapatarak ekonomiyi vurdular. Seçimlerden önce 25 belediyeye 45'er milyon dağıttılar. Instagram'la ilgili sevgili arkadaşlar, ilginç bir şekilde Instagram'ın açılacağıyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Bu paylaşım Bakan Uraloğlu, taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz ifadelerini kullandılar. Ve bunun ardından özellikle sevgili arkadaşlar, Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada katalog suçlar çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Cumhuriyeti kanunlara uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileriyle öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor, olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz diyerek bir açıklama yaptı. Ve bunun üzerine kamuoyunda Instagram'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açılacağı ifade edildi. Bu katalog suçlar meselesi ne? Altyapı Bakanı'nın da ifade ettiği. Şimdi Instagram'ın Haniye'nin öldürülmesi sonrası iletişim kurumunun gönderdiği taziye mesajını yayınlamadığı için engellendi. Bu çok net. Sonra önce engellediler, sonra da hukuki bir kılıfı kamuoyuna duyurdular. Dediler ki engellenmesi için katalog suçlar, kasten öldürme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması için teşvik, insan ticareti, fuhuş, işkence ve devlete karşı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi ciddi suçlar arkadaşlar, katalog suçlar dedikleri. Sorun şu, ya Haniye ile ilgili yayınlanan başsağlığın mesajını kaldırması Instagram'ın bu katalog suçlar meselesini beraberinde getirmesi ilginç. O suçlar hep vardı. Neden Haniye'ye denk getirildi? Neden? Bu soruyu sürekli olarak sormak gerekiyor. Yani kılıfı sonradan buldular. Şimdi buradan katalog suçlar meselesiyle ilgili olarak nedir katalog suçlara diye bakmak gerekiyor. Şimdi buradan olayımız şu. Diyor ki Abdullah R. Gülhan diyor ki BDK kurucusu, kurul üyesi ve eski il başkanı olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki katalog suçlara uymamak bir bahanedir. Keşke katalog suçlarla ilgili düzgün bir takip ile tüm şirketlere gereken yaptırımlar uygulansa şu an görünen yasakçı bir zihniyet sevgili arkadaşlar diye de Abdullah Gülhan bir paylaşım yaptı. Şimdi Instagram'la ilgili olarak neler oldu onu özellikle söyleyeyim. Instagram'ı kapattı. Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı olarak bir talimat verdi ve bu talimatın Erdoğan'dan ve saraydan bağımsız olmasının mümkün olmadığını söyledik. Nelere yol açtı sevgili arkadaşlar? Doktor Buğra Gökçe, özellikle eski genel sekreter yardımcısı, şimdi İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Instagram'ın kapalı kalmasının Türkiye ekonomisine günlük maliyeti 1,9 milyar lira. Yaklaşık 2 milyar her gün için sevgili arkadaşlar. Kamuda tasarruf paketinin toplam boyutu 100 milyar lira. Eğer Instagram sadece 52 gün kapalı kalırsa Türkiye tasarruf paketi kadar zarar edecek. Instagram'a konulan yasak en fazla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ekonomisini etkileyecek. Ticaret Bakanlığı'nca 2024 yılında e-ticaret hacminin 3,4 trilyon Türk lirası ve işlem sayısının 6,67 milyar adet olacağı öngörülüyor.
2023 yılında inşaat sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %5.6 iken e-ticaret hacminin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %6.8 oldu. Aynı yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en çok bulunduğu ilk 5 il olarak öne çıktı. En fazla kargo alan il de İstanbul olurken İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli takip ediyor. Türkiye'de e-ticaretten en fazla kargo alan ilçe ise Ankara'nın Çankaya ilçesi. Instagram yasaklarından en çok ilgi etkilenecek işletmeler ise KOBİ'ler. 2023 yılında KOBİ'ler e-ticarete yöneldi. Reklam ve pazarlama faaliyetlerini arttırarak işletmelerini büyüttü. Konulan yasakların devam etmesi halinde sermaye birikimi yetersiz olan KOBİ'ler işletmelerini kapatmak zorunda kalacaklar. Sonuç olarak bu ceza Instagram'a mı verildi, Türkiye'ye mi verildi? Instagram'a erişim yasağı uzadıkça Türkiye ekonomisi yara alıyor, Türk şirketleri daha az satış yapıyor, Türkiye'deki işletmeler zarar ediyor. Bu çağda ölçmeden, tartmadan, hukuk dışı bir şekilde atılan adımların bedelini sadece halkımız öder, Instagram yasağı her gün Türkiye'yi yoksullaştırıyor diye bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sevgili arkadaşlar bir açıklama yaptı. Dedi ki bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız demiş. İletişim Başkanlığı'nın hiç görevi olmadığı halde bir talimatla Instagram'ı kapatıyor. Bunun adı dijital faşizm olmuyor. Ama Instagram'ın yaptığı dijital faşizm oluyor ve katalog suçlar kavramı uyduruluyor. Katalog suçlar Haniye'nin başsağlığına kadar yok muydu? Neredeydiniz sorusunu sormak gerekiyor. Bugün Instagram yetkilileriyle yaptığınız görüşmeyi yasak uygulamadan da yapabilmeniz ve bir ayar verebilmeniz mümkün. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle buyurmuş. Demiş ki dijital faşizmle karşı karşıyayız. Şöyle demiş. Bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Terör örgütleri sosyal medya platformunda at koşturuyor. Bu platformlarda milletimizin inancına hakaret ediliyor. Arzu edilen işbirliklerini henüz tesis edemedik. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilirse sorun çözülür ifadelerini kullanıldı. Instagram Filistin'de neden serbest diye sormak gerekiyor. Starbucks Filistin'de niye serbest diye sormak gerekiyor. Coca-Cola Filistin'de niye serbest diye sormak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, hiç kimse hikaye anlatmasın. Instagram yasağını Hamaney'in başsağlığı mesajının yayınlanmadığı gerekçesiyle kapattılar. Şimdi gerekçe oluşturuyorlar. Dijital faşizm diye buyurmuş Sayın Erdoğan. Dijital faşizmi kim uyguluyor diye biz bu ülkenin topraklarında iyi biliyoruz, iyi görüyoruz. Ha bunları konuşunca da iktidarın yancıları, iktidarın trolleri ayağa kalkıyorlar. Para çok mu önemli? 1.9 milyar zarar ediyormuşuz. Siz hiç milli değil misiniz? Yerli ve milli değil misiniz diye isyan ediyorlar. Sormuyorlar ki günlük 1.9 milyar zarar eden KOBİ'ler ve Türkiye ekonomisi onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor sevgili arkadaşlar. Tasarruf tepkileri 100 milyar bekledikleri Instagram'da 2 ay devam ederse rakam yaklaşık olarak sevgili arkadaşlar 100 milyarın üzerinde söylenecek hiçbir şey yok sevgili izleyiciler. Yok. Şimdi bu arada tabii Mustafa Arıkan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hep sürekli de söylüyorum. Mustafa Arıkan ve birkaç isim olmasa katıl üyemiz olmayacak. Polonez deyince Polonya'dan gelen Yahudiler geldi aklıma Ali Bey demiş Mustafa Arıkan. Doğru. Polonez köy dediğimiz yer o bölge. Ama şimdi de aynı zamanda bir tatil beldesi. Öyle söyleyelim Mustafa Arıkan. Anımsatman için de teşekkür ediyorum. Bu arada tabii Ali abi bir programda narsistik kişilik bozukluğunu işleyin. Bu hafta aslında salı günü Oytun Hoca ile bu konunun bir şeyini yapabiliriz. Şimdi McDonald's Türkiye protesto etmişler. Şirketin sahibi Katarlı Kamal Sela Elmana. Katar'ı protesto. Katar arkadaşlar. Katar dost.